İmza atan bir sendika yok. Bunlar bu kadar beceriksizler maalesef. Yani ondan dolayı toplu sözleşme diye bir şey yok. Sadece ortada oynanan bir tiyatro var. Bir 30 Ağustos tarihleri arasında bu tiyatroyu yine hep beraber izleyeceğiz. Yani hükümet ne derse yine o olacak bu ortamda. Ve bu memur sendikalarının toplu sözleşme kanunun yeniden düzenlenmesi lazım. Bunun bir geçerliliği yok çünkü. Yani sonuçta oradaki alınmış olan kararların da bize göre hiçbir faydası yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı işte %3 zam vereceğim diyor, veriyor. %5 zam vereceğim diyor, veriyor. Siz toplu sözleşme yapıyorsanız bunun normali, o toplu sözleşmede alınmış olan kararların üzerinden gitmek zorundasınız. Yani Cumhurbaşkanımızın işte %3-5 daha verdim demesiyle bu işler olmaz. Yani %2,5-3,5 zamlarla bunlar olmaz, olmaması gerekir. Burada neyi gösteriyor? Toplu sözleşmenin bir hükmünün olmadığını. Bugüne kadar yaptıkları hiçbir anlaşma enflasyonun üzerinde kalmadı. Ve mevcut hükümetin bugüne kadar yapmış olduğu tüm maaş zamları enflasyonu ezdirmeyeceğiz mantığıyla enflasyonla denklendi genel itibarıyla. Ve bu enflasyonla denklenmiş olması demek maaş zammının sıfır zam demektir. Sıfır zam. Enflasyonla denklenmesi ne demek? Alım gücünü koruyorum diyor. Senin alım gücünü koruyorum diyor. Kaldı ki bu enflasyon TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonlardır. Yani TÜİK'in zaten bir inandırıcılığı kalmamıştır. Bugünün şartlarından bahsediyorum. Bunu Hüseyin Çelik de yeni Maliye Bakanı da Mehmet Şimşek, özür dilerim. Mehmet Şimşek de teyit etmiştir. Sonuçta ne dedi? Biz dedi bundan sonra reel enflasyon verileri üzerinden gideceğiz. Bu bir itiraftır. Ne diyor? Biz bugüne kadar reel enflasyon verileri üzerinden yol almadık diyor. Bakın 2 aydır enflasyon yüksek çıkıyor. Evet. Yani sonuçta son açıklanan enflasyon yine güncellendi biliyorsunuz. %9,49. Son 59 yılın mıydı? Yine basın yayın organlarından bir gündür izliyoruz. Son 59 yılın en yüksek enflasyonu Temmuz ayında. %9,49 Temmuz ayı enflasyonu. Yıllık enflasyon %47,83. Mesela geçtiğimiz ay TÜİK'in enflasyonu %38, ENAK'ın enflasyonu %108, bağımsız araştırma şirketinin. Yani bir enflasyon hesaplamasında %70 fark olabilir mi arada yani? Evet. Mümkün değil bu. Hani 1 puan, 2 puan, 3 puan olabilir tabii. Yanlış hesap ya da baz aldıkları kriterler farklı olabilir ama yani %70 bir fark olamaz yani. Bu imkansız. Evet. Hafize Gaye Erkan'ın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %58, 2024 %33, 2025 %15. Yani önümüzde daha çok zor yıllar var. Onu vallahi görüyoruz. 2025'e kim öle kim kala diyelim bence. Yani çünkü yaşarsak kötü. Yaşarsak gerçekten kötü de tabii enflasyon maalesef yani bizim reel gerçeklerden, reel ekonomik verilerden bizim uzaklaşmamız lazım. Uzaklaşmamamız gerekmekte. Biz yıllardan beri sonuçta çok hükümetler gördük yani. Ama bu hükümetler hiçbir zaman TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla oynamamıştı yani. Yani biz şöyle hissediyoruz şu an. TÜİK işte mevcut hükümet yetkililerinin soruyor enflasyonu kaç isterseniz işte bu ay %2 olsun %2 öbür ay %3 olsun böyle algılıyoruz biz bunu. Böyle bir enflasyon hesaplaması olmaz, olmamalı. Ya bir de burada ülkemizde gerçekten enflasyonu artıran pek çok etken var. Hepimiz biliyoruz. Bu etkenlerin en başında bize göre mülteciler var, sığınmacılar var. Yani şu an ülkenin 80 milyonluk nüfusunun 11-12 milyon yani basına yansıyan rakamlardan ifade etmek istiyorum. 11-12 milyon sığınmacı var bu ülkede yani. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir siyasi partiden bir milletvekilimiz mesela Antep'teydi yanlış hatırlamıyorsam bir fırına giriyor bana fiş ver diyor. Fiş ne diyor Suriyeli. Böyle bir ülke olabilir mi? Onun karşısındaki bizim kendi ülkemizin vatandaşı vergisini veriyor, ne bileyim işte işçi çalıştırıyor, sigortasını ödüyor, her şeyi yapıyor. Yani bunların bir düzenlenmesi lazım. Yani öyle bir algımız oluştu ki yani sanki bunlar kasıtlı yapılıyor gibi hissediyoruz aslında. Sağlık katkı payı da ödemiyorlar tabii, değil mi? Sağlık katkı payı da ödemiyorlar. Yani bunların bir düzenleme yapılması lazım. Mesela sağlıkta katkı payı ile ilgili şu an bizi kendi vatandaşımız 25 yıl prim ödemiş, 20 yıl prim ödemiş. İşte hastaneye gidiyor, orada muayene ücreti alınıyor, kesiliyor emekli maaşından. Eczaneye gidiyor, ilaçta katkı payı ödüyor. Hatta bazı ilaçlarda ilacın %50 parasını ödüyor. O hale geldik artık. Şimdi siz bunlar bu şekildeyken kalkıp da sığınmacılardan ya da mültecilerden
bu katkı payının hiç alınmaması kendi vatandaşımıza yapılmış olan büyük bir haksızlıktır. Bakın biz halen görev yapıyoruz hastanelerimizde. O hastanede bizim kendi vatandaşımız bazen geliyor. İşte sosyal güvencesi yok. Muayene ücreti alıyoruz. Yani şu an itibariyle 110 lira civarında muayene ücreti alıyoruz. Emin ol vatandaşımızın cebinde belki 50 lirası yok ama 110 lira muayene ücreti alıyorsun. Çoğu zaman o insanlar bu parayı verebilecek durumda bile zaten olmadığı için. Zaten onun sosyal güvencesi yoksa demek ki gelir düzeyi yok, yok demektir. Yani genel itibariyle böyle değerlendirmek lazım. Şimdi o insanlardan para istediğinde bazen gözleri doluyor insanların. Şimdi sen kendi vatandaşını hizmet edeceksen eğer, yani mülteci değil, yani elbette o da insani olarak belki bazı şeyler yapabilir ama kendi vatandaşın her zaman öncelikli olması lazım. Kendi vatandaşının ihtiyaçlarını karşılaman lazım ki dışarıdaki mültecileri ya da hani bazen bizim devlet büyüklerimiz diyor ya, Afrika'ya şu kadar yardım yaptık, bilmem nereye bu kadar yardım yaptık. İnsani olarak yapalım tabii ama kendi vatandaşlarımız ön planda olsun. Onun için sağlıkta katkı payı yok maalesef. Sağlıkta şiddet aldı başını gidiyor. Bakın geçtiğimiz günlerde bir günde 24 saatte sadece basına yansıyan 5 tane şiddet vakası yaşadık biz. 24 saatte. Yani böyle bir ortamda siz işte Sayın Sağlık Bakanımız önceki günlerde önceki dönemde X-ray cihazları koyacağız dedi hastanelere. Sağlıkta şiddeti önlemek adına bunu söylüyor Sayın Bakanımız. Şu an X-ray cihazı bazı hastanelerimize kondu. Ama kimse X-ray cihazıyla bir derdi yok yani. Gittiğimiz çoğu kamu kurumlarımızda X-ray cihazları zaten aktif olarak çalışmıyor. Vatandaşlar yani normal giriyor. Siz mesela bir tırnak çakısıyla bile bir AVM'ye giremezken şu an adam belinde silahla hastaneye giriyor. Yani hastanenin içerisinde her türlü şiddeti uyguluyor. Yani basını yansıyan Emirol buzdağının görünen yüzü. Kısmı, bir de görünmeyen kısmı var. Bir de bunun görünmeyen kısmı var. Pek çok sağlık çalışanımız öyle hakarettir, küfürdür zaten bunları dikkate bile almıyor. Ama fizik şiddet olunca elbette bazen gerekli girişimler yapılmak zorunda kalıyor. Sağlıkta şiddeti mevcut hükümet önlemek istemiyor. Bunun özeti bu. Neden önlemek istemiyor? Çünkü sağlıkta şiddeti önlemek için etkin yasalar gerekiyor. Ya 20-25 yıldır insan bir tane yasa çıkarmaz mı? Sağlıkta şiddetle ilgili etkin bir yasa. Göstermelik yasalardan bahsetmiyorum. Etkin yasalardan bahsediyorum. Siz sağlıkta şiddeti uyguluyorsanız oradaki doktorun, hemşirenin, teknisyenin her neyse o çalışan arkadaşımızın da bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu gözden kaçırmayacaksınız. Onlar da 7-24 hizmet veren bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız. Onların da bir ailesinin olduğunu gözden kaçırmayacaksınız. Hiçbir gerekçe şiddetin bahanesi olamaz. Yani. Olamaz. Hiçbir gerekçe. Evet. Yani bizim ülkemizde de ne yazık ki bu artık topluma yayıldı. Tabii bunlar ekonomiyle de çok doğrudan alakalı. Ya işte üzülüyoruz yani şöyle mi diyoruz yani bizim ülkemizin emin olun her şeyden önce adalete ihtiyacı var. Bizim adalet sağlamamız lazım. Yani dükkandaki bir vatandaş gidip de böyle herkesin gözünün önünde öldürüp gidiyorsa burada adalet askıya alınmış demektir. Eğer siz devlet olarak kendi adaletinizi oluşturamıyorsanız herkes kendi adaletini oluşturmaya çalışır. Bu da ne olur? Kaos ortamı olur. Bu çok tehlikeli bir şey çok zaten. Çok tehlikeli kaos ortamı olur. Onun için adalete ihtiyacımız var. Yani onun için biz diyoruz ki yani devlet olarak bizim mesela hani yıllardan beri yaşadığımız bir süreç var biliyorsunuz hepiniz. Yani sonuçta insanların suçu sabit olmadan hapse atılan insanlar suçu sabit olmadığı için söylüyorum. Suç sabit olanı ne yapmamız gerekiyor? Ceza müeyyidesini yapalım tabii. Orada bir sıkıntımız yok. Ama varsayımlar üzerine